Yusuf Şehzade. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir padişahın çok güzel bir kızı varmış. Bir gün kızcağızın içi sıkılmış. Dadısına söylemiş. Dadısı, "Aa sultanım, sana bir gergef vereyim de işle, eğlenirsin." demiş. Sultan artık gergef işlemeye başlamış. Gene bir gün pencerenin önünde oturmuş. Gergef işliyormuş. Derken pırr diye beyaz bir kuş gelmiş. Makası kaptığı gibi uçup gitmiş. Sultan ardından baka kalmış. Ama kuşu da bir türlü aklından çıkaramamış. Zaman geçmiş. Yine bir gün pencerenin önünde iş işlerken bir ara işini bırakmış. Düşünüyormuş. Aynı kuş gelmiş. Bu sefer yüksüğü kapıp kaçmış. Sultan da günden güne sararıp solmuş. Bu gelen kuş hiçbir kuşa benzemiyormuş. Aradan yine günler geçmiş. Sultan gergefini bitirmiş de pencerenin önünde dalgın dalgın dururken kuş gelmiş. Bu defasında gergefi almış da gitmiş. Yavrucak artık yemez içmez olmuş. Her tarafa haber yayılmış. Sultan hanım hasta diye. Ama kimse derdine çare bulamamış. Artık dünyada doktor, hekim kalmamış. En sonunda biri gelmiş. Sultan ona, "Babama, kızınız yalnız başına seyahate çıkmalı. Başka türlü iyileşemez deyin." demiş. Bir torba da altın vermiş. Adam gitmiş padişaha. "Kızınızın iyi olmasını istiyorsanız müsaade edin. Seyahate çıksın. Ama yanında hiç kimse bulunmayacak." demiş. Padişah buna pek üzülmüş. Ama kızının sağlığı için katlanmış. Artık sultan yükte hafif, pahada ağır ne varsa alır. Dağ taş dere tepe demez yola düşer. Az gider uz gider. Dere tepe düz gider. Aylarca yol alır. Her yerde beyaz kuşu arar. Ama bulamaz. Bir gün artık yorgunluktan bitkin bir halde şehre varır. Elinde kalan para ile bir hamam yaptırır. Dört tarafa haber salar. Her kimin ne derdi varsa, başından ne geçmişse gelsin anlatsın. Anlatacak şeyi olan bu hamamda bedava yıkanacak. Bu haber her yere yayılır. Artık hamam dolar boşalır. O memlekette bir keloğlan varmış. Bir köyde oturur, şehre odun indirir satarmış. Bir gün gene bu keloğlan odunlarını satmış da köyüne gidecekmiş. Yolu hamamın olduğu yerden geçiyormuş. Kalabalığı görmüş, sokulmuş ne var diye. Bunu gören ahali başlamışlar keloğlana takılmaya. "Keloğlan, senin başından ne geçmiş var ne geçecek. Bir geçmişin derdin olsaydı sen de bu hamamda parasız yıkanırdın." demişler. Keloğlan başını kaşıya kaşıya yola düzülmüş. Ertesi gün köye varmış. Anasına, "Haydi kalk ana, şehre yıkanmaya gideceğiz." demiş. Kadın, "İki günlük yola hamama gidilir mi?" diye oğlanı terslemiş. Keloğlan, "Ana, bu hamamda bedava yıkanılıyor. Para verecek yerde hikaye anlatacaksın." demiş. Hasılı kadın söz dinletememiş. Bakmış olacak gibi değil, katılmış oğlanın yanına, yola çıkmışlar. Gece basmış. Keloğlan anasını bir ağacın altına yatırmış. Kendi de üstüne çıkmış. O gece ay ışığı varmış. Her taraf aydınlıkmış. Derken şangır şungur bir sesler gelmiş. Keloğlan dağlar yıkılıyor sanmış. Korkudan titremeye başlamış. Bir de bakmış ki 40 deve sahipsiz gidiyorlar. Keloğlan hemen usulcacık ağaçtan inmiş. Düşmüş devenin ardına. Gide gide bir mağaraya varmışlar. Develer mücevher yüklerini kendi açılan kapıdan girip mağaranın içine indirmişler. Ama her iş kendinden oluyor. Sonra çıkıp gitmişler. Keloğlan aval aval bakınırken 3 kuş gelmiş. İkisi aşağıda kalmış. Bir tanesi fırlamış yukarı kata çıkmış. Keloğlan da bunda bir hikmet var diye onun peşinden usul usul gitmiş. Bir de bakmış ki ortada bir leğen. Kuş bunun içine girmiş. Şöyle bir çırpınmış. Ayın 14'ü gibi bir delikanlı olmuş çıkmış. Bir çekmece açmış. Altın bir mahfaza çıkarmış. İçinden bir makas, bir yüksük, bir gergef almış. Hem öper hem ağlarmış. "Ah sultanım, nerelerdesin? Sarayın siyahlara boyandı. 6 aydır bütün ev halkı matem içinde. Bir zaman böyle ağlayıp söylendikten sonra
makaslı yüksüğü, gergefi gene yerlerine koymuş. Kuş olmuş, pır demiş, uçup gitmiş. Keloğlan bu işlere şaşmış kalmış. Bir de bakmış ki sabah oluyor. Hemen anasının yanına gidip onu kaldırmış. Tekrar yola çıkmışlar, şehre varmışlar. Ama Keloğlan gece gördüklerinden anasına bir şey fıslamamış. Hamama gelmişler. Bakmışlar her günkü gibi kıyamet mahşer. Sultan kafes arasından bunları görmüş. Durun bakalım demiş. Sizin anlatacak neyiniz var? Onu söylemeden yıkanamazsınız. Kadıncağız ah kızım demiş. Bizim ne derdimiz olacak? İlle ve lakin şu oğlan yok mu? Diye başlamış Keloğlan'dan çektiklerini anlatmaya. Kız bu dert değil ya. Neyse madem ki uzak yerden geliyorsun yıkan demiş. Kadın sevine sevine soyunmaya devam etmiş. Sultan hanım da Keloğlan'a dönmüş. Keloğlan senin ne derdin var? Keloğlan da benim başım kel diye kimse kız vermiyor demiş. Sultan Keloğlan'ın bu sözlerine aylardan beri ilk defa gülmüş. Keloğlan'ın yanına oturtmuş. O zaman Keloğlan demiş ki bak hanım sana bir şey anlatayım da dinle. O gece başından geçenleri bir bir anlatmaya başlamış. Ötede anısı iki de bir oğlanın sözünü keser. Kızım inanma hepsi yalan. Bir şeyler olsaydı ben duymaz mıydım? İkimiz beraberdik. Yalan söylüyor. Der dururmuş. Ama Keloğlan'ın anlatışı sultanın hoşuna gitmişti. Dinlermiş. Keloğlan anlatmış anlatmış. Tam üç kuşu gördüğünü, bunlardan birinin beyaz olduğunu söyleyince sultan şırrak diye düşmüş bayılmış. Etraftan koşuşmuşlar sultanı ayıltmaya. Ötede anası ne söyledin de hanıma düştü bayıldı demiş. Neyse sultanı ayıltmışlar. Kendine gelir gelmez Keloğlan nerede kaldın anlat sonra ne oldu demiş. Keloğlan da anlatmış. Kuşun leğen içine girip silkinerek güzel bir delikanlı olduğunu, sonra da çekmeceden makas, yüksük, gergef çıkardığını söyleyince sultan hanım gene düşmüş bayılmış. Neyse sultanı yeniden ayıltmışlar. Gözünü açar açmaz Keloğlan'a. Aman Keloğlan bu hamam senin olsun. Beni o kuşu gördüğün yere götür diye yalvarmış. Keloğlan'ın canına minnet. Neyse artık anası da bu işlerden de bir şey anlamamış. Sultan ile Keloğlan yola çıkmışlar. Mağaraya varınca Keloğlan sultanı orada bırakmış dönmüş. Gece olmuş. Sultan karanlıkta epey korkmuş ama yerinden de kımıldamamış. Derken deve kervanı gelmiş ama ne deveci var ne de bir şey. Develer yüklerini kendi kendilerine yıkmışlar sonra da bırakıp gitmişler. Aradan bir zaman geçmiş. Pırr! Üç kuş gelip konmuş. İkisi aşağıda kalmış. Beyazı yukarıya çıkmış. Sultan da peşinden. Kapının arkasına saklanmış. Kuş altın bir leğenin içine girmiş. Güzel bir delikanlı olmuş. Sonra çekmeceyi açmış. İçinden altın bir mahfaza çıkarmış. Onun içinden makası, yüksüğü, gergef almış ağlayarak. Sonra ah sultanım nerelerdesin? Altı aydır sarayın siyahlara boyandı deyince kız buradayım diye çıkıvermiş. Delikanlı koşmuş. Sarmaş dolaş olmuşlar. Oturmuşlar. Sabaha kadar sohbet etmişler. Ortalık ağarmaya başlayınca delikanlı demiş ki aman sultanım seni burada görmesinler. Ben de bir padişah oğluyum. Beni yedi döşeğimden periler çalmış. O zamandan beri anam babam yas tutuyorlar. Memleketim buraya 9 ay tutar. Seni oraya sırtımda götüreceğim. Sarayda kimseye kapıyı açmazlar. Ama Hüsnü Yusuf Şehzade'nin başı için açın dersen sana açarlar. Bir çocuğumuz olursa adını Bahtiyar koyarsın. Sonra kızı almış sırtına. Yine bir kuş olmuş uçmuş. Az gitmişler uz gitmişler. 1 ay, 5 ay, 9 ay gitmişler. Nihayet memlekete varmışlar. Şehzade kızı evi tarif etmiş. Pır demiş uçup gitmiş. Kız yorgun bitkin bir halde saraya gelmiş. Kapıyı çalmış. Ne kadar yalvarıp yakardıysa kapıyı açmamışlar. Nihayet Hüsnü Yusuf Şehzade'nin başı için açın deyince sarayın içinden bir telaş, bir heyecan olmuş. Koşup Sultan Hanım'a haber salmışlar. Sultan ağlayarak 20 yıldır ilk defa oğlumun adını anan bir insan kapıya gelmiş. Açın kızcağıza, samanlıkta bir yer yapın, otursun kalsın demiş.
kızcağız orada yerleşmiş. Gündüz hizmetçilik eder, gece oracıkta yatarmış. Ama saray halkından türlü eziyetler görür, hepsine katlanırmış. Bir gece sancısı tutmuş, bir oğlan çocuğu dünyaya gelmiş. O zaman Sultan Hanım belki korkar, yanına bir kalfa verin demiş. Yanına bir sağır kalfa vermişler. Gece olunca kız bebeğe ninni söylermiş. Padişah babamın elmastır tacı, gönül dedikleri ne müşkül acı, Lokman hekim gelse yoktur ilacı. Tam bu sırada tık tık cam vurulmuş, beyaz bir kuş gelmiş. Bahtiyarım uyuyor mu? Uyusun, uyusun, üstünü güller bürüsün demiş. Başka bir şey demeden gene pır diye uçup gitmiş. Pertev Naili Borat'a, zaman zaman içinde. Pertev Naili Borat'a, Gümüşhane'de doğmuştur. Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak atanmıştır. Aynı fakültede daha sonra doçentliğe ve profesörlüğe yükselmiştir. Fakültede halk edebiyatı derslerine girmiştir. 1952 yılında Fransa'ya yerleşmiştir. Fransa'da kurduğu zengin folklor arşivi ölümünden sonra Türkiye'ye getirilmiştir. Türk masal ve tekerlemeleri üzerine çok sayıda derleme ve araştırması vardır. Eserleri, halk edebiyatı dersleri, folklor ve edebiyat, halk hikayeleri ve halk hikayeciliği, izahlı halk şiiri antolojisi, zaman zaman içinde, az gittik uz gittik, 100 soruda Türk folkloru, Nasrettin Hoca, tekerleme.